Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Grand Swiss turnuvasının 8. tur oynandı. Mustafa Yılmaz e, siyah taşlarla Levon Aronian'a e karşı oynuyordu ve Mustafa Levon'a karşı basıyordu yani kazanmak için oynuyordu ama sonuç, sonunda berabere oldu. Ama yani tabii ki Mustafa için genel olarak yani iyi bir sonuç. Niye? Çünkü Aronian top yani dünyanın top 5 oyuncu şu an 2782 yani hem de Mustafa siyah taşlarla oynuyordu. Ama neyse ne hadi ma ma maça bakalım ne oldu. Levan E4 oynadı. Normalde E4 oyuncu değil ya da değildi ama sanki e son bir ikisini yani e E4 daha oynamaya başladı. Normalde D4, C4, at 3 bir oyuncu o. E ama tabii ki en üst e seviye oyuncular hepsini oynuyorlar. E4, D4, C4, at 3 yani hepsi oynuyorlar. Universal oyuncular onlar. Neyse ne? Mustafa'ya karşı E4 oynadı niye oynadı? belki küçük bir fikrim var. Çünkü Mustafa Edir'de karşı yani sadece Nidorf oynuyor bu turnuvada ya da genel olarak Nidorf Mustafa'nın ana açılışı ve büyük ihtimalle Levan bir şey yani hazırladı evde ya da bir hazırlığı vardı eskiden. Bakalım. Mustafa yine de Neidorf oynadı. 6, F3, E5. daha önce bahs bahsettim başka videoda. E5 yani çok yani ee, sorumlu bir hamle Kötü değil yani sorumlu demek ki yani e, e İngilizce'de responsible yani unuttum yani tamam Türkçe'de arkadaşlar. Sanki sorumlu ama emin değilim. Yani. Niye? Çünkü de 5'teki karesi çok şey oluyor, e, zayıf oluyor. Yani piyonlar geri gidemiyor. Ne C6'da piyon yok ne altı da artık olmayacak. E, ama E5'ten sonra, e, 5ten sonra siyah ne istiyor? File 6, ad B'deydi. B5, kale e, yani A8. Ve beyaz izin verirse tabii ki şu piyonu yani d5'e koymak istiyor ve zayıf piyondan kurtulmak istiyor siyah. Yani şu anda aldık piyon biraz yani zayıf kalıyor. At evet. b um, büyük beyaz oynadı. Fili 6, e 3, h5. Uh, sanki hala hepsi teori. Yani h5 niye siyah oynuyor? Yani büyük ihtimalle g4 bir hamle engellemek için. Ama neither oynamadığım için yani emin değilim ama sanki yani en basit um, um, anlay anlayışı bu yani. Ne için H5 siyah oynayabilir ki? Yani G4 engellemek için. Yani. Beyaz Beyaz A5 oynadı sanki yani o da ıı, çok mantıklı bir hamle. Niye? Çünkü siyah belki D5 yani artık sürmek istiyor ve dediğim gibi zayıf bir piyondan kurtulmak istiyor. Değil mi? Hem de artık zayıf karısı karesi olmayacak D5'te. Işte. O yüzden beyaz A5 oynuyor. Siyah ıı, filli alıyor. Fil çiftini veriyor. Ama ondan sonra siyahın yani merkeze daha piyon var. mesela E5, ondan sonra belki F5 fikri olabilir. Yani bilmiyorum, bilmiyorum yani F5, G6, fil yani G7 ya da fil h 6 at B7, kesarok öyle bir şey. Ve bir ne istiyor. Normalde yani vezir tarafında sanki oynamak istiyor. C4, ad b gidiyor. Ondan sonra B4, C5 yani. Çünkü beyazın vezir tarafında bir piyonu daha var yani. Öyle dinamik bir pozisyon oluyor. Dediğim gibi sanki hala hepsi teori ama yani emin değilim tamamen atbedeydi vezir d ve G6 yani, yani gelişmesini devam etmek lazım yani kısa rok büyük ihtimal etmek istiyor Mustafa ve soru şu yani fil nereye gidecek yani G diye mi E, e, e mi mi Bence G'de de fil potansiyel olarak daha aktif olabilir H8 A1 çaprazında. Mesela beyaz uzun rok atarsa Belki gelecekte siyah E4 oynayabilir ve fil çok yani aktif olacak. Bir baskı olabilir belki de gibi ona karşı. Uzun rok attı. Ad ve altı oynadı Mustafa. Yani şu hamin fikri çok basit. Piyonu sağladım. Büyük ihtimalle yani piyonu almak istiyorum. Um, B5 oynamadı Mustafa. Niye? Çünkü belki bazen at A5, at C6 fikirleri var. Göstereyim. Emin değilim ama öyle bir fikir gördüm başka maçlarda. Ata 5 beyaz oynuyor ve Celtic'i karesi biraz yani zayıf kalıyor. Ya da biraz değil yani çok zayıf kalıyor. Tamam neyse ne. At B6 oynadı Mustafa. Ve piyonu hemen saldırı. Şimdi beyaz C4 oynarsa. Yani A 4 kale C8 fikirler olabilir ya da hemen kale C8. Yani kesinlikle e, beyazın şahı iyi hissetmiyor e, C1'de. Evet bilgisayar şey diyor kale C8. Yani A 4 demiyor bir şekilde. Ondan sonra AC4 siyah uh, almak istiyor. Uh, Levon siyah uh, bir oynadı. Profilaktik bir hamle ve diyor ki siyah d alırsa pozisyon açık olacak. Uh, ve yani beyazın fili uh, yani oyuna tempoyla belki girebilir fil C4 mesela. Ya da bir uh, baskı olacak uh, dikeyde. Uh, ve zaman olarak görüyoruz hepsi kesinlikle teori. Niye? Çünkü oyuncular düşünmeden oynuyorlardı yani bir saat yani 40 dakika vardı. Mustafa da aldı. Büyük ihtimalle hala hepsi teori. Yoksa yani düşünürdü Mustafa bu piyonu almadan önce. Ama biliyordu galiba. E, fil G5. E, Levon'da yani hızlı oynuyor. Fil E'de. Fil D3. E, sanki hala hepsi e, ev hazırlığı. E, beyaz piyonu verdi. Ama dediğim gibi kompensasyonu var. Niye? Çünkü yani şahı güvende bir de. Pozisyon açık. Beyazın fil çifti var. Ve siyahın şahı hiçbir yerde pek güvenli olmayacak. Niye? Çünkü artık H5 oynadı. Yani biraz belki G4 oynamak isteyecek siyah kısa rok atarsa. Yani G4 ve pozisyon açmaya çalışacak. Ve merkez açık. Ve biraz için dediğim gibi iyi bir şey bu. Vezir C7 oynadı Mustafa. Belki uzun rok atmak istiyor ya da belki sadece gelişmesini devam ediyor. Yani biraz zamanı harcadı. 2-3 dakika. Büyük ihtimalle hala pozisyonu biliyordu yoksa daha yani zaman harcardı bu pozisyonda belki bir şey hatırlamaya çalışıyordu emin değilim yani kale h1 oynadı aronyan ne istiyor belki f4 mu oynamak istiyor emin değilim yani. ama genel olarak beyaz pozisyonu açmak istiyor nerede açmak istiyor nasıl istiyor bunu bilmiyorum yani emin değilim ama sanki kale h1 oynadı beyaz büyük ihtimal f4 mu oynamak istiyor emin değilim bakalım geri gitti Mustafa zaten atorda iyi kalmıyordu niye çünkü yani piyonlar yok E6'da ya da C6'da. Yani destekleyecek bir e, taş yoktu yani adını. At geri gitti piyonu aldı ve gitti. E, vezir F2 Fikir e, vezir H4 olabilir. E, adını saldırmak için. Tamam. Mustafa Kaleci 8 oynadı. Artık yani uzun rok olmayacak. E, uzun rok büyük ihtimalle vezir h4 olurdu değil mi? Yani bakalım yani. Um, Bilgisayar pek küfür etmiyor bana. O kadar yani kötü hamle sanki değil. Ama fil D2 çok güzel bir hamle bilgisayar gösteriyor yani. Geri gidiyor fil ama fikir ne? Fil A5 ve yani çok kötü bir baskı olacak A5 D8 çaprazında. Bilgisayar beyazın pozisyonu daha iyi diyor yani. Yani sadece kompensasyon değil yani objektif olarak beyazın pozisyonu iyi. Yani fil D2, fil A5 fikri hiç görmedim yani yani ama artık anlıyorum niye Mustafa uzun rok atmadı. Kaleci 8 oynadı Mustafa. F4. Evet daha önce bahsettik. Yani beyaz mantıklı oynadı. Kale H1. Ondan sonra F4 yani A dedi B dedi. Yani bazen ıı, satrancı başlayan ıı, çocuklar bir şey yapıyor. Ondan sonra başka bir şey yapıyor. Ondan sonra başka bir şey yapıyor. Yani satrançta öyle yap yapmamak lazım. Yani bir plan yapıyorsun. Normalde yani planı ıı, devam etmek lazım yani. Ama tabii ki bu duruma bağlı yani rakip yani başka bir şey yaparsa planı bazen değiştirmek gerekiyor tamam mı? Art fayda oynadı Mustafa yani E5'teki piyonu korumak lazım zaten bazen bir e, tehdit vardı bu F5 ve F6 Mustafa atla geri gitti e, taşları değiştirmek istiyor e, ve biraz F5 alırsa atla alacak ve at yani merkezde iyi kalacak bakalım ve bu son kaç hamle? Mustafa biraz zaman harcamaya başladım. Yani saate bakabiliriz. Burada bir saat yani 38 dakika vardı. Buna yani 15 dakika harcadı. Ondan sonra bu da birkaç dakika harcadı. Artık Mustafa kesinlikle yani kendi düşünüyordum. H4 oynadı Aronian. O da 10 dakika bu hamle harcadı. Fili destekledi. F5 almak istemedi. Niye istemedi? Büyük ihtimalle yani AT5 yüzünden yani emin değilim. D5 diyor bir kere. Çok fark yok yani açıkçası. Ben AT5 düşünüyordum ve AT5 şimdi daha iyi diyor bilgisayar D5'ten. Ve dediğim gibi at yani merkezde yıkalıyor. Ve belki ondan sonra kısa rok atmak istiyor biraz. Yani taşları değiştirmek istiyor. Aron H4 oynadı. Evet sanki siyah e, filini kazanabilir ama hissediyorum iyi bir fikir değil yani hiç değil. Niye? Çünkü beyaz piyonu alıyor şahla artık şah hiçbir yere kaçmayacak ve yani şu fil o kadar önemli değil zaten. Yani diyelim buraya gidiyorum Nasıl oynamak lazım bakalım arkadaşlar. Bir diyelim f5. Bunu alırsam yani ad d4 ve maç bitiyor. At 6 fikir var yani. Tamam mı? O kadar yani aç olmamak lazım arkadaşlar. Evet taş kazanabiliriz ama bir hamle sonra değil yani iki hamle sonra değil. Yani biraz ileri düşünmek lazım, hesaplamak lazım. Satranç bize onu öğretiyor, tamam mı? F5 oynadı Mustafa. Evet, ne istiyor? Büyük ihtimalle E4 oynamak istiyor. Potansiyel olarak. Hemen E4 belki olmuyor. File 4, F4, kale 4 yüzünden. Ama potansiyel olarak yani pozisyonu kapatmak istiyor. Niye? Çünkü şahı güvende değil ve yani insan normalde pozisyonu kapatmak istiyor. Böyle durumlarda aldı e, beyaz. Beyaz pozisyon açmak istiyor. atla aldı Mustafa. Daha önce bahsettik. Ve burada son yani, ilginç oynamaya, oynamaya başladı. Ad D4. E, bir taşını oyuna getiriyor. Beyazın yani 20 dakika daha var ve pozisyon objektif olarak iyi beyaz için. E, ama bilgisayar belki daha e, hesap hesaplayabilir Aronian'dan ya da insanlardan ve yani Önümüzdeki hamle ne yapacağını biliyor ama insan için o kadar yani kolay değil. Evet bayağı kompensasyonu var. Yani kesinlikle var. Bizim şahımız çok iyi. Bütün taşlar oynuyor. Siyahın şahı yani merkezde. Ama ondan sonra ne yapacağız? File 5 mi? At ve 5 mi? Yani çok hesaplamak gerekiyor insan için. Ee, ve pratik bir oyunda yani doğru bir seçenek yapmak yani zor. Çünkü yani zaman da gidiyor yani düşününce. Ve bilgisayar e, evolüsyonu artı beyaz için yani pozisyon, beyazın pozisyonu çok iyi diyor artık yani. Bakalım Arunyan nerede hata yaptı. Mustafa Vezir C5 oynadı. Mantıklı. Ee, yani pin etti. Vezir e, G3 oynadı. Ve bu hamle kötü diyor bilgisayar yani. Tamam Beyaz ondan sonra vezirini kazanıyor. Ama siyahın çok taş oluyor bir vezir için. Ne yapmak lazım lazımdı bilgisayara göre? Yani C3 diyor bilgisayar. E işte yani. E, yavaş bir hamle beyaz yapıyor. Ondan sonra pozisyonu bir şekilde iyileştirmek istiyor büyük ihtimalle. Diyelim kale HF8. Yani kale bir şey yapmıyor. Ondan sonra şimdi vezir Ergeviç. Ve fark şu galiba. Şimdi siyah atını alamıyor. Niye? Çünkü yani piyon var. Belki beyazın vezir Ergeviç fikri hazırlamak lazım tepe pozisyonda. Yani g oynayıp atını desteklemek. Ondan sonra vezir Ergeviç oynamak. Ama Aronian hemen oynadı. Belki düşündü siyah vezirini vermek istemiyor. Evet vezir en önemli bir taş, en değerli bir taş. Ama e, Vezir için 3 taş geldi. Yani Mustafa 3 taş aldı. Bakalım aldı bunu. Bunu aldı, bunu aldı. Emin değilim yani vezir şu kaleden ve şu iki atlardan daha önemli olduğunu. Emin değilim. Yani mesele futbol düşünelim. Messi ya da Ronaldo yani çok güçlü yani sporcular. Ama büyük ihtimalle 10 kişiden daha iyi değiller. Yani eminim değiller. Satranç da öyle. Yani vezir güçlü bir taş. Ama tek başına çok bir şey yapamaz yani tamam mı? Yani büyük ihtimalle Aronian bunu yanlış yani, evolüsyon yaptı bu pozisyonda. Düşünüyordu vezir yani bu pozisyonda da daha önemli çünkü şahin şahı merkezde bir, bir, tehdit yapabilir vezirle ve kaleyle ama sadece iki taş var beyazın ve çok bir şey yapamadı. Bakalım vezir F2 oynadı. Ad gitti. Beyazın şahı gayet güvende merkezde. Şu, şu at onu koruyor şu anda şu adını koruyor. F6 karesi kontrol altında siyahın. F7 ki de karesi kontrol altında. Evet beyaz bu piyonu saldırabilir ama siyah kale C6, kale H6 oynayabilir ve bunu saldırabilir. Demek ki istedim bu pozisyonda siyahın şahı gayet güvende merkezde. Piyonu aldı ve kale CG8 oynadı Mustafa. bundan sonra bu piyonu belki almak istiyor ya da kale G4 beyaz hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey saldıracak bir şey yok yani. Çünkü siyah hepsini kontrol ediyor. Bakalım vezir e4, b6 ve e5. Yani şu at bunu destekliyor. Ee, şu piyon bunu destekliyor. Evet sadece tek bir e, zayıf nokta d6 gibi piyon ama dediğim gibi siyah kale g6, kale h6 oynayabilir. Ve saldıracak hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra siyah pozisyonu iliştirecek, bütün taşları oyuna getirecek ve adım adım pozisyonu e, tehdit yapmaya başlayacak Mustafa. Ya da başlayacaktı. Yani Mustafa bunu yapmadı. Objektif olarak yani siyah kazanmak için oynuyor. Çünkü 3 taş var bir vezir için. Ama bakalım yani maç uzun bit e, sürmedi. Yani berabere oldu. Bakalım. Kale h 8 çok mantıklı oynuyor Mustafa. Bütün taşlar oynuyor. E, kalelerin e, yerini iyileştirmiş Mustafa. Artık kale g ya da kale H4 belki almak istiyor. G3 oynadı Aronian, şimdi siyah onu alırsa vezir H5, en azından şu piyonu alacak. Beyaz ondan sonra H5, H6 oynamak belki isteyecek. Mustafa onu almadı. Kale F8, açık diki aldı, kontrol altında. Mantıklı. Kale D3, tabii ki siyah bunu alamıyor. Çünkü mümkün bir hamle değil. Gereği gitti. Ve beyaz şah B2. Ee, düşünüyorum Mustafa zaman kazanmak istiyorduk. 40 hamleden önce. Niye? Çünkü 40 hamleden sonra yani oyuncular ekstra yani zaman alıyorlar yani 45 dakika normalde 30 dakika. Bu turnuvada sanki 45 dakika alıyorlar ve daha zaman oluyor düşünmek için. Ve Mustafa ya da herhangi bir insan bence çok agresif oynamak istemez zaman olmayınca yani 10 dakika varken kaç hamle gerekiyor? 6 hamle oynayayım ondan sonra yani 45 dakika daha gelecek ondan sonra düşüneceğim düşünüyorum Mustafa öyle düşünüyordum. Belki yanlışım yani Mustafa yani yazabilir. Ama ben, ben kesinlikle böyle düşünürdüm yani. Kesinlikle çok agresif, agresif oynamazdım zaman olmayınca. Ad F6, ondan sonra 3 Ad 5 Şah E6. Evet normalde Şah merkezde iyi hissetmiyor. özellikle vezir varken ama bu pozisyon da böyle değil yani. Çünkü sen çok taş var ve taşlar Şah'ını koruyor işte kaleye bir oynadı Aronian. Ad B4. belki yani siyah ne istiyor emin değilim. Kale C8 ya da kale G3 vezir H5 kale G2. Belki bu piyonu saldırmak istiyor. Ama ad B4'e iyi kalıyor. Yani beyaz G3 oynarsa hemen D3 zıplayabilir. Yani zayıf noktaya zıplayacak. Şah ve bir oynadı Aronian. Ondan sonra yani oyuncular pozisyonu tekrarladılar. Ve vezir D4 olmadı yani. Burada beraber oldu ve emin değilim. Mustafa yine mi ıı, üç ıı, tekrarlamayı ıı, kaçırmış yoksa yani ıı, bilerek beraber yaptı. Bunu bilmiyorum. Yine de Mustafa yazabilir. Objektif olarak siyahın hala avantajı var yani. Ama bilgisayar diye o kadar büyük değil. Daha önce daha büyük vardı. Yani fark ne emin değilim. Benim için pozisyon çok değişmedi ama bilgisayar bir, bir şekilde ıı, bizim pozisyonu biraz daha ıı, oldu daha, daha önceden. Ama ob ob objektif olarak hala siyah bir şey oynuyor. Ama Mustafa beraber yaptı ve genel olarak iyi bir sonuç Mustafa için. Niye? Çünkü Aronian hala çok tehlikeli bir oyuncu yani. Yani 2780. Aa, ve bu kadar arkadaşlar. Aa, yarın Mustafa Nils Grandelius'a karşı oynuyor. Aa, Nils bizim eski uh, takım arkadaşım. Yani Bundesliga'da oynadık. Mustafa, Jordan Van Forest, ben ve yani bir süre başka oyuncular. Ve nils Mustafayı tanıyor Mustafa Nils'i tanıyor ve yani inşallah yarın ilginç bir maç olacak analiz etmek için sonra bu kadar arkadaşlar teşekkürler ve yarın görüşürüz hoşça kalın